Hakkı söylersin. Özelde söylersin. Birkaç arkadaş aranızda konuşursunuz. Senin kafada olanların yanında konuşursunuz. Evde, ocakta falan. Ama bir zalim bir hükümdar var. Zorba, katil. Sen de onun karşısına çıkıyorsun. Ruhsatla amel edebilirsin. Can tehlikesi varsa ruhsatla amel edebilirsin. Öyle mi? Öyle. Susarsın. Hatta efendim Ammar Hazretleri gibi radıyallahu teâlâ babası Yasir'le annesi Sümeyye validemiz radıyallahu anhüma azimetle amel ettiler. Ebu Cehil'lerin şirk teklifini reddettiler. Onlar da develere bu iki mübarek sahabeyi bağlattılar. Bir bacağını efendim devenin bir bacağına, bir bacağını bir bacağına develeri koşturaraktan ortadan yardırdılar. İslam'ın ilk şehidi oldular. Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye radıyallahu teâlâ anhuma. Ama oğulları Ammar radıyallahu teâlâ efendimiz bunu göze alamadı. Burada ruhsat vardı. Onun için bizim işte putlarımıza ibadeti kabul et falan. Tamam dedi. Kabul etti. Tamam sen serbestsin dedi. Geldiler Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e. Dediler ya Rasûlullah, Ammar irtidat etti. Dinden döndü dediler. Buyurdu ki benim bildiğim Ammar irtidat etmez. Tepesinden tırnağına kadar Ammar iman ile doludur. Ama ruhsatla amel etti. Annesi babası azimetle amel etti. Heniyen levmel cennet, cennet onlara mübarek olsun. Ammar ruhsatla amel etti. Çünkü can tehlikesi vardı. Onun için imanına hiçbir zarar gelmedi. Sonra Hazreti Ammar geldi. Çok ağladı, sıladı. Zaten gözünün önünde anası babası şehit edildi. Ona da buyurdu ki seni bir daha yakalarlarsa aynısını yap, canını kurtar. Ruhsat var. Ama tabii bir de azimet diye bir şey var. O eftal makam, en yüksek makam. Azimetle amel etmek. İşte bir zalim hükümdarın seni öldürecek veya öldürmese de işkence yapacak. İşkencenin boyutu da tahammül edilemeyecek. Öyle bir tokat, iki tokatla olmaz. Bir tokat, iki tokat yiyeceksin, yiyeceğim diye. Yiyeceksin daha. Bir tokat, iki tokat nedir ya? Bir sopa yedin, iki sopa yedin. Bunlar kolay şeyler. Ama tabii ceryana tutmak, işte efendim elini kesmek, bir uzuv itlafı gibi fıkıhta bunlara efendim yani takat getirilmeyecek işkenceler nitelemesi yapılıyor. Ve bunlardan dolayı şirk sözünün bile söylenip canını kurtarmasına müsaade ve ruhsat veriliyor. Zaten ayet-i kerimede ne buyuruyor? İlla men ükrihe ve kalbu mutmainnum bil iman. Kalbi imanla dolmuş ama bedenen, fiziken ikrah ve icbarla zorlanıyor. Buna da vücudunun tahammülü kalmıyor, kalmayacağı belli. Bir yere kadar götürebilir. Ondan dolayı onlar müstesna diyor. وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا Ama kafirlerden etkilenerek göğsünü, gönlünü imansızlığa, dinsizliğe, mürtetliğe açarsa فَالَيْمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ Onlara Allah'tan büyük bir gazap, lanet ve azaplar var. Allah cümlemizi dayanamayacağımız imtihanlara düşmekten muhafaza eylesin. İmtihan yaptığında mutlaka yapacak. O ayetle, hadisle sabit kasem ediyor Rabbimiz, yemin ediyor. Ben sizi mutlaka imtihan edeceğim. İşte imtihan yaptığında da yani bizi imtihan etme. Dayanamayacağımız şeylerle bizi imtihan etme. Böyle bir dua yapmak caiz midir? Caizdir. Sünnette var. Ama
İmtihan edersen kazanmamızı nasip eyle. Kaybetmekten muhafaza eyle. Sabır ve metanet ve şecaat ve cesaret ve kuvvet ihsan eyle. Amin. Bu dua çok sünnete uygun ve vaka mutabık bir duadır.